Ben 18 yaşındayım. 2 yıla yakın hafızlık yaptım. Hafızlığımı yarıda bıraktım. Ben hafızlığı çok istiyorum ama bıraktığım için bir vebali var mıdır? Nasıl devam edebilirim hayatıma? Çok üzülüyorum demiş efendim. Evet. Bırakmakta herhangi bir vebal kesinlikle yoktur. Sonra hafızlık Allah'ın emri değildir. Resulünün emri değildir. Allah'ın emri, Resulünün emri, tavsiyesi, yaptığı ve yaptırdığı şey nedir? Kur'an'ı öğrenmek, anlamak, öğrendiğini, anladığını imana dönüştürüp, ahlaka dönüştürüp, amele dönüştürmektir. Ezbere bilmek bize bir fayda vermez ve vermeyecek. Bunu böyle bilelim. Yani bütün Kur'an-ı Kerim'i ezbere bilip amel etmeyen biri bir şey kazanabilir mi? Hayır. Kesinlikle hayır. Ama biri bir sure öğrense, biraz önce sohbet başlarken Vel Asr suresini sormuştu kardeşimiz. Vel Asr suresini öğrense, anlasa, onunla amel etse dünyası da, ahireti de cennet olur. Gönlü cennet olur. Ama hepsini ezbere bilmesi ona bir fayda vermez. Evet, bunu böyle anlayalım. Gönlümüzde rahat olsun. O ezberleri tekrar etmek yerine evet, bir sureyi alalım önümüze. Ayet ayet öğrenmeye, anlamaya, iman etmeye çalışalım. Amel etmeye çalışalım. Bakalım ayetlere iman etmiş miyiz, etmemiş miyiz? Ne kadar iman etmişiz? Ne kadar bizde ahlaka dönüşmüş, amele dönüşmüş. Ona bakalım. Yani Fatiha'yı mesela biliyoruz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin dediğimizde bakalım biz buna iman etmiş miyiz? Bizde ahlaka, amele dönüşmüş mü? Yani Rabbimize gerçekten hamd ediyor muyuz? Gönlümüz hamd ediyor mu? Allah'ın her muamelesi karşısında elhamdülillah diyor muyuz? Bütün alemlerden sana hamd olsun ya Rabbi diyor muyuz? Yoksa sıkılıyor, bunalıyor, daralıyor, isyan mı ediyoruz, itiraz mı ediyoruz Allah'a? Bakalım. Allah her ne yaparsa yapsın, mutlaka güzel yapmıştır, hamd ona mahsustur diyebiliyor muyuz? Ne kadar diyoruz ya da? Evet, ayeti böyle alıp incelemek lazım. Tefakkuh etmek lazım, tedebbür etmek lazım. Akletmeye çalışmak lazım, tefekkür etmeye çalışmak lazım ki anlayabilelim, anladığımız bizde imana dönüşsün, ahlaka, amele dönüşsün. Böyle olmadıkça Kur'an'ı okumuş olmuyoruz. Ezberlemek bir işe yaramaz. Ne buyurmuştu ayet-i kerimede? Tevrat'ın alimleri için. Ona da Tevrat'ı biliyordu, ezbere biliyordu. Alimleriydi. Allah onlara bildikleriyle amel etmedikleri için kitap yüklü merkep dedi. Aynı şey Kur'an için geçerlidir. Yani Kur'an'ı biliyor ama amel etmiyor. Anlamamış. Aynı hüküm onun için geçerlidir. Onun için ezberlemek yerine anlayıp, iman edip ahlaka, amele dönüştürmemiz gerekir. Kur'an'ın bizde canlanması gerekir. Kitabı yüklenmemek gerekir. Bizde canlanması gerekir.